İl Genel Meclisi Eski Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası'nın 25 yıllığına müftülüğe tahsisini iptal etti. Nisan ayı toplantılarının son oturumunda oy çokluğuyla alınan kararla Eski İdare Mahkemesi binası ile ilgili karar valinin yetkisine bırakıldı. Daha önce müftülüğe tahsis edilen Eski İdare Mahkemesi Hizmet Binası'nın kullanılmadığı, tahsisin amacı dışına çıktığı ve bu konudaki kararın iptal edilerek binanın yeniden değerlendirilmesi konusu komisyona havale edilmişti. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Bulak, Bölge İdare Mahkemesi Eski Hizmet Binası'nın 2014 yılında il encümeni tarafından 25 yıllığına il müftülüğüne tahsis edildiğini, zemin 1 ve 2. katlarının ise aile destek projesi uygulamasında kullanılması için 15 yıllığına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na tahsis edildiğini belirtti. Bulak, binada yapılan incelemede aile destek projesinin faaliyetlerine devam ettiğini, ancak binanın müftülüğe tahsis edilen katlarının boşaltılarak atıl durumda olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, tahsisin kaldırılıp bu konudaki tasarrufun il valisinin yetkisine bırakılmasını istedi. Sistem hasarda bu binanın 8 aydan beri kullanılmadığı, gerekçesi de bu müftülük müfettişlerinin bu binayı denetlediklerinde yangın merdivenlerinin olmadığından dolayı burada hizmet verileceğinin uygun olmadığını söylemişler. Bu yüzden binayı terk etmişler. Yine 07.07.2014 tarihli ve 118 nolu meclis kararı ile zemin 1 ve 2. katlarda bulunan iş yerlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisine ilişkin İl Genel Meclisi'nin 06.03.2014 tarihli ve 60 sayılı kararı ve il encümeninin de 13.03.2014 tarihli ve 40 nolu kararının il genel meclisince oy birliğiyle iptal edilmiş taşınmazın zemin 1 ve 2. kat, 3. kat, 4. kat ve 5. katlarda bulunan lojman dairelerinde 2. katlarının aile destek projesi ADEM uygulamasında kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na 15 yıllığına tahsis edilmesine karar verilmişti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, komisyon raporunu meclis üyeleri arasında tartışmaya açtı. Başkan Geçmiş, ihtiyaca göre bu konuda kararı il valisi belirlesin dedi. İhtiyaçları varsa sayın valimiz yine onlara tahsis eder diyoruz. Aynı olay zaten ama red verirse de valiler geçiyor. Vali Bey istemiyor mu şeyde kalmasını? Bilemem ben ya. Valinin takdirinde biz veriyoruz yetki. Ben size ben veriyorum. Vali başkasına verecek. Bilemeyiz ya. Vallahi. Evet arkadaşlar bu konu oylaması yapılıp bitmiştir. Daha sonra tahsis kararını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.